biz ilk önce alfabeden kelimelerin okuluşlarını öğrendik. Evet. Daha sonra öğretmenimiz oyunlarla eğlenceli şeyler öğretti bize. Bugün numaraları, rakamları öğreneceğiz. Daha sonra renkleri öğreneceğiz. Ya sizler için güzel bir uygulama oldu. Evet. Ya İngilizceyi geliştirmek için. Bir de ücretsizmiş galiba. Evet, ücretsiz. Evet. Ya sizler için yararlı oluyor. Evet, yararlı. Ben şimdi buraya geldiğimde babamın kampına gidiyorum ve kampa gelen çocuklar var. Onlar hep bana İngilizce konuşmaya kalktılar. Ben de bana fikir geldi. Ben onlara İngilizce öğreteyim diye. İngilizcelerini ilerleştirmek için bu bana what's important? Evet, bu bana çok önemli. Bu çocukların İngilizcesi birazca ilerlesin ve yabancılarla daha iyi konuşabilecekler için. Ay, bu biraz zor, tamam. Siz nerede öğrendiniz? Ben İngilizceyi Amerika'da öğrendim, orada doğdum, orada okula gidiyorum. Ama önce Türkçeyi öğrendim, ondan sonra İngilizceyi. Ben lise 3'e geçtim. Rapid City'de büyüdüm. Stevens High School'a gidiyorum orada. 28 öğrenci var ama bugün herkes gelmedi. Herkes öğrenme tarafları değil mi? Öğrenciler. Herkes burada öğrenmeyi istiyor. İngilizcelerini ilerleştirmeyi istiyor. Onun için bu sınıfa geliyorlar. Buraya Amerika'dan öğretmenimiz geldi. İsmi Sena. Bizi İngilizcemizi geliştirmek için buraya bizimle bir şeyler öğrenmemize geldi. Ve biz de bu imkanı bulabildiğimiz için okula her gün 7'de geliyoruz. Ve 8.30'da çıkıyoruz ve bu imkanın devamını dilerim. İngilizceyi neden öğrenmek istiyorsunuz en fazla? Çünkü yabancılar geldiğinde onun söyledikleri anlayamıyoruz. O yüzden öğrenmeyi çok istiyoruz. Bize yabancı bazı yabancı şeyler geliyor ve onlara biz adımızı tanıtamıyoruz. Türkçe konuşuyoruz ama onlar anlayamadıkları için bize cevabını veremiyorlar. Adımızı soruyorlar. Biz de o İngilizce'de adı bilmediğimiz için adımızı söyleyemiyoruz. Ana dilimiz olduğu için ve ileride meslek sahibi olunca karşımıza mutlaka çıkacağı için. Bu kurs faydalı oluyor mu sizin için? Evet, çok faydalı oluyor. Yani alfabeyi daha iyi öğrendik. Hem bazı kelimelerin anlamını bilmiyorduk. Okunuşlarını öğrendik. Nasıl okunuşlarını okunuş, yani yazılışıyla okuyorduk biz. Ama okunuşları farklıymış. Onları öğrendik. Bölgemizde yeni sarot terminal açıldı. İşte ayda 6.000 kişiden fazla yerli ve yabancı kişiler geliyor. Biz de İngilizceyi tam olarak bilmediğimiz için onlarla iletişim kurmakta zorlanıyoruz. Bu yüzden İngilizce öğrenmeyi çok istiyorduk. Sağ olsun Sena öğretmenimiz işte İngiltere'den geldi. Bize ücretsiz kurs veriyor. Ondan sonra işte bizim İngilizcemizi daha da ilerletmek için böyle bir şey yaptığı için çok teşekkür ediyorum ben Sena öğretmene. Kendi adımdan. Çok memnunum bu kurstan da. Çok da eğleniyoruz kursta da. Bir sürü şey de öğreneceğimize çok eminim. Şimdi benim eşim bir Amerika'dan başlatılan bir kampın, jeoloji kampının direktörlüğünü yapıyor. Ve bizim Amerikalı öğrencilerimiz oluyor her sene. Şimdi bu Amerikalı öğrencilerle komünikasyon kurmaya çalışan çok çocuklarımız var civarda. Geliyorlar, öğrencilere sorular sormak istiyorlar, onlarla konuşmak istiyorlar. Fakat biz bu çocukların İngilizcelerinin ne kadar zayıf olduğunu gördük. Ve bir şekilde yani birkaç çocuğa yardımcı olsak da en azından bu Amerikalı öğrencilerle komünikasyon kurmayı öğrensinler diye böyle bir başlangıç yaptık. Ayrıca tabii ülkenin yörenin turizmine de katkıda bulunmayı çok isteriz. Hani ihtiyacı olan ya da İngilizcesini ilerletmek isteyen vatandaşlarımızdan da bir şey alırsak,
onlar için de böyle bir kurs başlatabiliriz. Ücretsiz bir kurs. Bunu seve seve yapmaya hazırız. Sadece bize dileklerini bildirsinler. Böyle bir şeye meraklı olduklarını bildirsinler. Biz bu konuda kendilerinde oturup yani böyle bir şeyi başlatmaya çok çok sevinerek yaparız böyle bir şeyi. Ahmet abi beyaz değil ya.